Adaletin çöktüğü bir toplumda hiçbir şey ayakta kalamaz. Yargı mensuplarının bile yargıya güvenmediği, güvenemediği bir ortamda toplumun, mağdurların yargıya güvenmesini beklemek mümkün olmaz. Bireysel başvuru yoğunluğundan Anayasa Mahkemesi Başkanı bile şikayet ediyor. Birikmiş dosyalar, yıllarca bitmeyen davalar herkesi mağdur ediyor. Elbette suçla mücadelenin tek yolu ceza değildir, cezalandırma değildir. Suça götüren sebepleri ortadan kaldıracak bir sistemi kurmak zorundayız. Gelir dağılımından kültür politikalarına, eğitim anlayışımızdan toplumsal sorumluluklarımıza kadar her şeyi masaya yatırmalıyız. Elbette bütün faturayı adalet sistemine kesemeyiz ama adaletin tesis edilemediği bir ortamda da geleceğimizi birlikte inşa edemeyiz.